dipten temas edebilir ve dipten hız alarak sıçrayabilir. Ama sadece 4 metre sahası içinde. Oyunun başlamasına gelince, her devrenin başında oyuncular kendi kale çizgilerinin üzerinde birbirlerinden birer metre uzaklıkta yer alırlar. Orta hakemin düdüğüyle her iki takım da topa sahip olabilmek için harekete geçer. Burada önemli olan nokta oyun süresinin hakemin düdüğüyle değil, sporcuların topa temas etmesiyle başlamasıdır. Su topu oyununda gol vücudun herhangi bir yeriyle atılabilir. Gol olabilmesi için topun kale çizgisini tamamen geçmesi gerekir. Hücumda yapılan bir atışta top rakip takım oyuncularına değmeden kale çizgisine geçerse, az önce sözünü ettiğimiz 2 metre çizgisinin herhangi bir yerinden kaleci tarafından kale atışı kullanılır. Top kale çizgisinin son olarak bir savunma oyuncusundan çıkarak aşmışsa, topun dışarıya çıktığı yandaki 2 metre işaretine en yakın hücum oyuncusu tarafından köşe atışı kullanılır. İşte köşe atışı işareti ve oyuncu köşe atışını kullanmak üzere o noktaya gidiyor. Hatalara gelince, hafif hataların sonunda hatayı yapan takım aleyhine hareketin yapıldığı yerden bir serbest atış kararı verilir. Bunlar, oyun sırasında havuzun dibine basarak yürümek, topla oynamak ya da rakiple mücadele etmek için havuzun dibine basarak sıçramak, topa aynı anda iki elle temas etmek, rakibi tarafından alınmak istenen topu suya batırmak ya da suyun altında tutmak. Rakip oyuncunun vücuduna yaslanmak veya itmek. Hücumda zamanı boşa geçirerek avantaj elde etmeye çalışmak. Az sonra göreceğimiz 35 saniyede hücum kullanma zorunluluğu dışında pasif oyun kararı her an verilebilir. Kalecinin orta sahaya geçerek topa müdahale etmesi. İki metre sahası içinde bekleyerek top almak. Bütün bu durumlarda top rakip takıma geçer ve rakip takım hareketin yapıldığı yerden serbest atışla oyuna başlar. Su topu kurallarının en önemli özelliği bir oyuncu topa sahipken rakip tarafından ona gaddarca hareketlerin dışındaki her hareketin yapılabilmesidir. İşte iki rakip oyuncunun birbiriyle mücadelesi, beyaz başlıklı oyuncunun elinde hala top var ve yapılan hareketler faul olarak değerlendirilmiyor. Sporcunun elinden top çıktığı anda hareket faul. Ağır hatalara gelince, bunlar topu tutmayan rakip oyuncuyu tutmak, yine topu tutmayan rakip oyuncuyu batırmak, ve topu tutmayan rakip oyuncuyu çekmektir. Bu hareketlerden birini yapan oyuncu 35 saniye cezası alır. Sporcu ancak 35 saniye veya bir gol oluncaya kadar veyahut da top el değiştirince oyuna girebilir. Bunlardan hangisi daha çabuk olursa o uygulanır. Örneğin 35 saniye alan bir oyuncu 5 saniye sonra gol atıldığı takdirde 35 saniyenin dolmasını beklemeden oyuna girebilir. Ağır hataların bir bölümü de gaddarca hareketlerdir. Bunlar rakibe vurmak veya tekmelemektir. Bu hareketler sonrasında hareketi yapan oyuncu bir daha oyuna girmemek koşuluyla havuzu terk eder. Yerine yedek oyuncu giremez ve takım bir kişi eksik oynar. Ağır hatalar gole engel olmak amacıyla genellikle 4 metre sahası içinde yapılan hatalardır. Ağır hatalardan herhangi biri 4 metre alanı içinde gole engel olmak amacıyla yapılırsa penaltı ile cezalandırılır. İşte pozisyonda görüldüğü gibi. Penaltı atışı, penaltıyı kazanan takımın kalecisi dışında herhangi bir oyuncusu tarafından 4 metre çizgisi üzerinden kesintisiz ve doğruca kaleye yapılması gerekir. Su topunda önemli kurallardan biri de hücumun 35 saniye içerisinde gerçekleştirilmesi gereğidir. Bir takımın rakip kaleye şut atmadan 35 saniyeden fazla topa sahip olması vakit harcama olarak değerlendirilir ve o takım aleyhine bir serbest atış kararı verilir. Kaleciden dönen toplar ve atılan şutlar sonrasında direkten dönen toplar 35 saniyeyi yeniden başlatır. Sayın seyirciler, su topu kurallarını ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Şimdi bu spor dalında atılan güzel gollerle sizi baş başa bırakıyoruz. Hemen hatırlatalım, salı gününden itibaren yayınlayacağımız Dünya Su Topu karşılaşmalarında bu gollerden çok daha güzellerini izleyebileceksiniz.
Televizyonun